Samsun'un dünya açılan penceresi haber aks ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Bir Samsun Nabzı programıyla da yine sizlerle birlikteyiz. Çok özel bir yerden sesleniyoruz size. Tarihi Çakallı'ndayız. Konuğumuz Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Yusuf Ziya Yılmaz efendim. Merhaba Sinan Bey. Biz size hoş geldik. Merhaba. Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. Sağ olun. Sefa getirdiniz. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok güzel bir şey düşünmüşsünüz bu akşam Çakallıhan'da bu programı yapmakla ilgili. Öneriniz hakikaten çok dikkatimi çekti. Çok kutluyorum sizi. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Güzel ediyoruz. Farklı bir ortamda, farklı bir mekanda sizinle birlikte olacağız. Olacağız. Bizi sizin izleyen aracılığınızla evet bir nereye giriyoruz bunu da hep öyle birlikte mi? Evet efendim. O zaman isterseniz şu kadar söyleyelim. Belki kamera bizi almakta güçlük çekebilir. Şu anda Çakallı'da, Çakallıhan'dayız. Evet. Çakallıhan, Samsun Ankara yolu veya Samsun Kavak arasında 30. kilometrede hatta 32. kilometrede diyelim Samsun'dan itibaren Selçuklu zamanında yapılmış. Bir kervansaray. Buram buram tarih kokan bir kervansaray. Buyurun efendim evet. Bu kervansarayda kim bilir hangi uygarlıklar gelmiş geçmiş hangi insanlık hadiseleri, olayları, uygarlık olayları insanlık tarihi boyunca burada yaşanmıştır. Kim bilir onları bilemiyoruz. Evet. O bakımdan ama bildiğimiz bir şey var ki Büyük Atatürk bile 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldiğinde buradan Havza'ya giderken Çakallı'da mutlaka dinlenmiştir diyoruz. Çünkü evet. Samsun'la Kavak arasında hemen hemen yol boyu tesis olarak bir bu var. Uzunca süredir köhne, virane ve bakımsız bir vaziyette kalan bu han. 6360 sayılı 6360 sayılı belediyeler yasası ile birlikte bize devroldu. Restorasyonunu şu anda Diyarbakır valimiz olan Samsun valimiz, eski Samsun valimiz Hüseyin Aksoy Bey'in çok değerli katkılarıyla birlikte gerçekleştirdik. Evet, bu restorasyon efendim bittikten sonra gördüğünüz gibi bir mekan çıktı ortaya. Evet, öylesine efendim tarih dolu muazzam bir mekan çıktı. Evet. Aslında bir takım eksiklerimiz var. Restorasyon bitti ama han sadece mekansal olarak bitti. Hanı çevresiyle de birlikte yani etrafındaki araziyle birlikte ve hitap ettiği trafiğin ceren ettiği yoluyla da birlikte bir tarihsel bütüncül perspektifte hale gelmesi lazım. Bir bütüncül anlayışla restorasyonun tamamlanması lazım. Bu bütüncül anlayışla yapılacak olan restorasyona önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Hatta buradan Kavak'a kadar olan yolu bir rota haline getirmeyi düşünüyoruz. Bir takım turnuvalar, bisiklet turnuvaları, atletizm yarışları vesaireler buradan itibaren Kavak'a kadar o otantizm, o bütün doğallığıyla o yani 1900'lü yılların işte teknolojisiyle o yılların donatısıyla kalmış halini muhafaza ederek öyle bir tarihsel bir olaya bir mirasa sahip çıkmaya çalışıyoruz. Antalya'da heyecanlandırıyor tabii. Bir fuarda Tarihi Kentler Birliği dönem başkanı olarak katıldınız evet ve oradaki fuarın açılışını da yaptınız ve Samsun şehrinin tarihle yeniden buluşuyoruz sunumunu gerçekleştirdiniz. Evet. Buyurun efendim isterseniz. Evet. Yerimize oturabiliriz. Burada da aynı konuyu işlediniz. Özellikle şehir ve insan konusundaki temayı uzun zamandan beri işliyorsunuz. Evet. Tarihe sahip çıkarken aynı zamanda günümüzde de buluşturmamız gerekiyor dediniz. Evet. Buradan ne anlamamız gerekiyor? Yani Yusuf Ziya Yılmaz'ın kafasında Samsun ve ilçeleri nereye oturuyor? Tabii isterseniz şöyle söyleyeyim. Artık şehirde şehir sadece insandan ibaret bir olay değil. Yani insan hayatının konforunu arttıran bir takım mobilyaların bir araya getirildiği insana hizmet eden bir makine değil şehir. Evet. Ondan öteye insanın duygu dünyasıyla da bütünleşen, insanla konuşan, insanın hatıralarına, duygularına, insanın anılarına ev sahipliği yapan ve onların geçmişten bugüne, bugünden de yarına taşınmasını sağlayan bir süreçte insanla birlikte yaşayan bir nevi canlı bir organizma gibi şehir. Şimdi onun için şehirciler şehirleri yaparlarken
veya şehirleri yönetirlerken şehirleri geçmişini koruyan, gününü yaşayan ve geleceğini de kurgulayan hale getirmeye çalışıyorlar. Evet. Yani bir şehir hem geçmişini korumalı, bir şehrin yaşamı hem geçmişini korumalı. Geçmişini korumalı derken kendisinden önce yaşamış olan medeniyetleri bırakın, daha kendisinden bir nesil önce, diyelim ki 50 yıl önce, evet, 60 yıl önce bu şehirde yaşanmış olan hatıraları dahi önemli bir miras gibi kabul eden bir anlayışla yönetilmeli. Yani geçmişi korumalı, bıraktık tarihsel değerlerimizi, böyle hanlarımızı, hamamlarımızı, camilerimizi, medreselerimizi, ki onlar zaten adeta birer çeyiz sandığı gibi, unsuru gibi, birer damıtık, böyle nadide bir anıdır, hatıradır. Onun ötesinde hemen 50-60 yıl önceki bir takım yaşama ait, insanların kullandığı araçlara, gereçlere ait olan bir takım donatıları dahi kaybetmeksizin güne kadar taşıyan, bugüne taşıyan, sonra bugünü yaşayan, bugünün ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilen, nasıl bugünün ihtiyaçlarına cevap verebilen, bütün altyapısıyla, çevresiyle, doğasıyla, doğal kaynaklarıyla, turizmiyle, yani insana hizmet eden bütün unsurlarıyla, sağlıktan eğitime, kültürden sanata, bütün turizme kadar, bütün bu insana dokunan ve insanın hayatına katkı veren unsurları günümüzde en iyi şekilde insanın hizmetine sunan ve ondan sonra da peki tamam, biz de bizden öncekiler gibi geldik, gidiyoruz, tüketiyoruz, yaşıyoruz. Bir şekilde bu mekanla, bu ortamla karşılıklı birbirimize dokunuyoruz. Karşılıklı bir iletişim içerisinde birbirimizden istifade ediyoruz. Ama bir de gelecek var. Bir de geleceğe nasıl taşıyacağız bunları? Hazırlamak gerekiyor. Evet. O zaman geleceği de kurgulayan, kelimesini onun için kullanıyorum. Geleceğin de kurgulanması, gelecekteki ihtiyaçlar neler olabilecek? Gelecekte bunlar yetmeyecek. Daha fazla nüfus olabilecek, daha az nüfus olabilecek, hiç önemli değil. Hı hı. Ama insanların şehirden, çevreden, doğadan, biraz önce anlattığım sağlıktan, işte eğitimden, kültürden, sanattan, turizmden vesaire gibi beklentiler değişecek. Bu beklentiler bugünün insanının benim ihtiyacım dediği şeyler olmaktan çıkacak. O zaman bir gelecek kurgulanması, bir gelecek ihtiyaç listesi yapmak gerekiyor ya işte. İşte şehir yönetimleri geçmişten bugüne, yarına böylesine bir diyalektik zincirde, bir süreklilik içerisinde, bir sürdürülebilirlik içerisinde dünü, bugünü, yarını birbiriyle iletişime sokup bu bütünlük içerisinde buna bakacak. Şimdi biraz felsefi bir boyutta anlattık hadiseyi. Ama tabii tarihten bahsederken Selçuklu atalarımızın 13. yüzyılda yaptığı bir mekanda olunca insan ister istemez işte bundan 800 yıl, yani 750 yıl önce yapılmış olan, değil mi? Evet. Bir mekanda insan konuşurken ister istemez, peki atalarımız bize bunu bırakmış. Peki biz acaba neler bırakacağız? Biz bunları bir kere yaşar bir şekilde geleceğe bırakmamız gerektiği gibi, bir de bugün bizim inşa ettiklerimizin de bir değeri taşıyacak şekilde geleceğe bırakılması lazım. Evet. Bunlar bir değer taşımasaydı biz bunları şimdi gelip sizinle beraber gurur vesilesi yaparak burada anlatmazdık. Ama evet, inşallah bizim yaptığımız bir takım eserlerde gelecek nesiller tarafından 7-800 yıl sonra onlar da, bizim atalarımız bize bunları bırakmışlar, Allah onlardan razı olsun, ne güzel şeyler bize bırakmışlar. Onların yaşantılarından ara kesitler ortaya koyan bu güzel tesis, bu güzel mekan bize atalarımız tarafından kaldı, inşallah biz de dedirtiriz diye düşünüyorum. Kuşkusuz bu çok önemli bir çaba. Çünkü 1964'lü yıllarda bir depo olarak kiralanmış ve belki evet, işte bundan 6 ay öncesine kadar da bu şekilde kalmış. Samsun'un genelinde buna benzer tarihi mekanların olduğunu biliyoruz. Her yerde buna benzer çalışmaları planlıyor musunuz? Gün yüzüne çıkaracak evet, mısınız? Evet. Bütün çabamızla hem de bütün gayretimizi ortaya koyarak sadece kendi atalarımızın bu topraklarda yaşamış olan kendi medeniyetimizin değil, başka uygarlıklar da buralardan gelmiş geçmişse, daha önce de gelmiş geçmiş olan bir takım uygarlıkların da anı ve hatıralarını, inanın
ben ortaya çıkarmamız, hiç gocunmadan, hiç rahatsızlık duymadan, hiç kıskanmadan onların bize insanlık tarihinin birer emaneti gibi kabul edip o değerleri yaşatmamız lazım. Onların sahiplerinin yeryüzünde şu anda varsa varisleri, o varislerle bunları konuşmamız lazım. İnsanlık bir büyük olay. İnsanlık tarihi haliyle büyük bir olay. İnsanlık büyük bir hadise. İnsan olmak büyük bir hadise. Evet. Yani insan olmak büyük bir hadise dersem daha doğru bir ifade kullanmış olurum. İşte insanca baktığınız zaman insanın cismani yani fiziksel olan o boyutunun dışında manevi dünyasını, ruh dünyasını, duygu dünyasını da içine katan bir kucaklayış içerisinde bakarak şehirleri geleceğe böyle taşırız diye düşünüyorum. Ve bunu bütün çabamız ve gayretimizle yapmaya çalışıyoruz. Yapmak istediğimiz olay bu. Mesela işte 19 Mayıs günü, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelen Atatürk'ün Havza'ya kadar giderken ki o macerası, herhalde güvenlik çeşitli sorunların olduğu bu koridorda Havza'da yapılmak zorunda kalmış. Evet, Atatürk herhalde buradan geçerken işte muhakkak bir istirahat ihtiyacı duymuştur, bir ihtiyaç duymuştur. Bunun önünden geçerken düşünün, böyle bir tesiste değil mi? Burada bir çay içeyim demiştir veya işte 5 dakika beraberindekilerin bir takım ihtiyaçları olup o ihtiyaçları gidermek adına burada durmuştur diye düşünüyorum. Evet, işte buram buram hatıra bunlar. Biz şimdi burayı bir o tarihe saygıyı asla kaybetmeden, o günlerde burayı kullanan unsurların burada bıraktıkları izleri de mümkün mertebe kaybetmeden, hatta onları zenginleştirip geliştirerek buraları geleceğe yönelik taşımaya o kadar da iyi bir şey yapmışsınız ki Samsun'dan korkunç bir akım var. Çok yoğun bir talep var. Bu programdan sonra inanıyorum ben. D-Smart ve Tele Dünya üzerinden de izleniyor. Evet. 200 milyon kişiye ulaşıyor yayınlar. Evet. Galiba talebi şimdiden karşılamıyor arkadaşlar ama gün yüzüne çıkartmak aslında böyle bir yerde çok teşekkür ediyorum. Çok güzel düşünmüşsünüz bu programı. Siz daha önce bana söyleyince ben bizim konuşacağımız, bizim şehirle ilgili gündemimizle ne kadar ilgisi olacak acaba Handa yapacağımız programın diye bir an bir tereddüt duymuştum ama bu arada biraz felsefe yaptık. Biraz insanı, insanı şehri, insanla tarih arasındaki ilişkiyi, insanla tarihi değerler ve eserler arasındaki ilişkiyi biraz, şehir ve insan arasındaki ilişkiyi biraz konuşma fırsatı bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, bu zaten bu konuşmanın devamında da geçenlerde Bahçeşehir Üniversitesi'nde yine bu konuyla ilgili bir sunum yaptınız. Evet. Yeni Samsun, yani Samsun'un yeniden planlanması konusunda da buradaki bakış açınızı oraya taşıdığınızı biliyoruz. Evet. Yeni Samsun'da neler olacak? Yani şu Yeni Samsun'da şunu çok önemsiyorum, özür diliyorum. Evet. Özellikle bir kampüs, kamu kampüsü oluşturulacak. Belediye hizmet binalarının ve resmi kurumların bir kampüs içerisinde toplanması da yine bu bakış açısının bir yansıması diye düşünüyorum ben. Evet. Samsun'da bu bakış açısı nereye taşıyacak Samsun'u? Evet. Evet. Şimdi aslında hani biraz önce söyledik ya, ihtiyaçlar hiçbir zaman için belli bir ölçekte ve bir ağırlıkta kalmıyor. İhtiyaçların miktarı, çeşitliliği her gün biraz daha artıyor. Yani insanın günlük yaşamındaki ihtiyaçları artıyor. Şehirden beklentiler de dolayısıyla artıyor. Ama bu beklentiler tabii insanın imkanlarıyla paralellik içerisinde ele alınıyor. Ve geleceğe yönelik hazırlıklar o imkanlarla paralellik kurularak yerine getirilmeye çalışılıyor. Biz şehirde şu anda yürüttüğümüz faaliyetleri görüyorsunuz. Yani gerek tarihi değerlere dönük olarak yaptığımız çalışmalar, gerekse diğer bütün turizme, sağlığa, eğitime dönük işte sosyal hizmetlere, insanımıza, yaşlımıza, gencimize, engellimize yönelik yaptığımız çalışmalarla birlikte bir şehri geleceğe taşıyan bir süreçte, bu dinamik süreçte bu ihtiyaçları insanla ilişkilendirerek, insanın gerçekten
zorunlu ihtiyaçlarından başlayan bir öncelik sıralaması ile birlikte yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Bir öncelik sıralaması çok önemli. Ya işte ben öyle bir imkan yakaladım ki bu işi bir an önce halledeyim istedim dediğinizde çok öncelikli bir işi ihmal etmiş olabiliyorsunuz. O öncelikler dizisinde atlamamanız gerekiyor bir şeyleri. O bakımdan planlama yapıyoruz. İşte biraz önce söylediğimiz gibi belediye binası, ilk adım belediyesi binası, büyükşehir belediyesi, hatta valilik gibi ve yani kamusal anlamda şehrin önüne doğru ve çeşitli yerlerde düzensiz bir şekilde serpiştirilmiş olan bu tesisleri alıp yukarıda bu toplu konut eski havaalanının olduğu yerdeki toplu konut tesislerinin önünde ki alana bu tesisleri taşımaya dönük bir çabamız var. O sorunuzun içerisinde bana hatırlattığınız için teşekkür ediyorum. Şu anda şeyle devam ediyor. Yani silahlı kuvvetlerle o bir tahsis var. Milli Emlak Silahlı Kuvvetlere tahsis etti orayı. Evet. O tahsis sürecinde Milli Emlak'ın Silahlı Kuvvetlerin muvafakatını bekliyor. Silahlı Kuvvetlerinden muvafakat aldıktan sonra o alana o tesisleri taşıyacağız. Bu bahsettiğim tesisleri taşıyacağız. Bu uzun bir süreç. Uzun bir süreç alacak. Çok böyle öncelikli hemen yarından itibaren hemen başlamamız gereken bir şey gibi görmüyoruz. Çünkü silahlı kuvvetlerle olan sürecin de parametreleri var. Onların da bizden beklentileri var. Onları halledeceğiz. Ama demin de ifade ettiğim gibi biz Sinan Bey, şehirde bu dönüşüm, bu değişim, şehri geleceğe taşıma süreci içerisinde hiçbir zaman unutmamamız ve ihmal etmememiz gereken bir şey var ki o da kenti üreten, ekmeğini büyüten, ekonomisini büyüten daha doğrusu. Çok kaba bir tabirle ihtiyaçlarını kendi ürettiği değerlerle rahatlıkla karşılayabilen ve bir enerji merkezi haline kenti getirmek gibi bir projeksiyon bizim aslında bu biraz önce anlattığım insan şehir arasındaki felsefi ilişkiden çok daha önde giden koşan bir parametre olarak gündemimizde bizim. Hedef olarak yani birinci sıraya koyduğumuz bunu çok altını çizerek söylüyorum. Çünkü eğer bunu yapmazsak bu dinamik ve bu çok zamanın su gibi aktığı ve son derecede hızlı koşmamız gereken bu süreç içerisinde başka şehirlerden geri kalabiliriz. Bu rolleri başka birileri üstlenebilir diye düşünüyorum. Yani bu başka birileri yani Türkiye'nin dolu dizgin geleceğe doğru koşan, Türkiye ekonomisinin içerisinde ürettikleriyle katkı veren şehirler kulvarında, şehirler sıralamasında bir misyon üstlenmeniz lazım. Evet. Bir rol almanız lazım. Evet. O rolde işte bahsettiğim gibi dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma yolunda geleceğe doğru koşan ülkemizin bu 10 büyük ekonomiden birinin, dünyanın 10 büyük ekonomisinden birinin şehirlerinin de içindeki ilk 10 şehre girmemiz lazım. Böyle bir hedef diye düşünüyorum. He. Evet, öyle düşünüyorum. Bu 10 şehirden biri olma yolunda yapmamız gereken en önemli şey biraz önce söylediğim gibi üretime dayalı olan ekonomimizi ve daha doğrusu ekmeğimizi büyütüp başkalarına da oradan dilim keserek al bunu da sen tüket diyebileceğimiz bir paylaşma potansiyeline, bir başkalarına da katkı verme potansiyeline bu şehrin ulaşması lazım. Evet. Bunun için üretmemiz lazım, bunun için satmamız lazım, evet. Bunun için zenginleşmemiz lazım. Daha basit bir tabirle. Nasıl yapacağız? Bu zenginleşme muhakkak daha çok çalışmayla olacak Sinan Bey. Ben onu geçen de Fuar Kongre Merkezi'nin açılışında da söyledim. Evet, ondan da bahsedeceğiz. Gençlerimize, çocuklarımıza daha fazla çalışmamız gereğiyle ilgili vurguyu hep altını çizerek her platformda hepimizin konuşması lazım. Evet. Herkes, ya ben bugün akşam oldu. Bugün sabahtan akşama kadar ben ne ürettim diye bir yaslanıp geriye bir iç muhasebesi yapması lazım. Evet. Bir öz muhasebesi yapması lazım. Bu muhasebenin sonucunda benim aileme, kendime katkı sağlayacak olan ürettiklerimin yanında bu ülkeye, insanlığa, çevreme, komşuma, mahallemdeki herhangi bir çevremdeki insana ne fayda sağladığıma bakması lazım. Ve hakikaten bu çıtayı sürekli yükselten bir amaç ve gayret doğrultusunda koşmamız lazım. Evet. Yani ben
tamam bugün için ben ancak kendime yetebilirim diyebilirsiniz. Bugün için ben başkasına katkı sağlayacak bir üretme potansiyeline sahip değilim. Henüz daha kendi üretim ilişkilerimi kendim kuruyorum. Kendimi dayday durabilecek, ayakta durabilecek hale getirmeye çalışıyorum diyebilirsiniz. Bu belli bir süre hakkınız da olabilir. Evet. Ama ilahi nihayet hakkınız değil. Muhakkak ve muhakkak o süreci kısaltıp bir an önce etrafınıza da fayda veren bir şey haline gelmeniz lazım. Çocuklarımıza, gençlerimize bunu anlatmamız lazım. Evet. Kolayı tercih etmemelerini söylememiz lazım. Evet. Kolay ne? Kolay işte bir yerlerde bir işte asgari ücretle şuyla buyla geçinebileceğim bir iş bulayım. Bir sosyal güvencemde olan bir iş olsun bu falan diyebilirsiniz. Bu hayata başlarkenki hedefiniz olabilir. Evet. Ama çok kısa süre içerisinde bu hedefi muhakkak çeşitlendirip muhakkak yeniden boyutlandırmanız lazım. Evet. Gençlerimize bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. İşte bu topyekün Samsun'da diyelim 1.270.000 insanın hemen hemen her bireyin ben bu şehirde önce kendime, ondan sonra da etrafıma, en yakınımdaki insanlarıma, belki akrabama, belki yakın çevremdeki insanlara, komşuma, sonra da şehrime ne kadar, hangi işleri yaparak katkıda bulunabilirimi düşündüğü takdirde bana göre ekmeğimizi büyütebiliriz. Bu ekmek böyle büyür. Bu ekmek böyle, ben bir yerlerde bir sosyal güvenceli olan bir iş elde ettiğim zaman ne ürettiğimin ne tükettiğimin hesabını da yapmadan yaşayabilirim dersek bu hedeflere ulaşamayız. Hı hı. Bir gün geliriz görürüz ki belki bize yettiğini zannettiğimiz bir ekmek mukayeseli olarak baktığınız takdirde başkasının tükettiği bir ekmekten çok daha küçülmüş bir ekmekle yaşadığımızın farkında oluruz. Evet. O zaman da iş işten geçmiş olur. Evet. Evet. O zaman da biz o biraz önce söylediğim o ligde olmayız. Başka bir ligde oluruz. Yani o 10 büyük şehirden biri olmayız. O zaman işte 20 şehirden biri oluruz, 30 şehirden biri oluruz. Ben buna çok önem veriyorum. Onun için de muhakkak büyütmemiz lazım ekonomimizi. Daha fazla üretmemiz lazım. Daha fazla çalışmamız lazım. Şu anda bütün bu çabalar görüyorsunuz. Son 10 yıl içerisinde şehir hakikaten yepyeni bir şeye, formata döndü. Evet. Bunu kabul etmek lazım. Evet. Çok bardağın, ben her zaman inanın bardağın boş tarafını konuşurum. Çünkü çok fazla iyimserliği sevmem. İyimserlik insanı megalomaniye, tembelliğe itebilir. Onun için de bardağın boş tarafını konuşup hakikaten daha iyi nasıl da yapabilirim, kendimi motive etmeye, evet, daha fazla üretmeye yönelik olan daha iyisini nasıl yaparızın kısmını cevabını bulmaya çalışırım. Bu ölçekte baktığımız takdirde hakikaten son 10 yıl içerisinde Samsun'umuzda çok şükür işte gördünüz 2 gün önce aşağı yukarı 18-19 milyon TL, trilyon lira para harcayarak bir fuar kongre merkezi yaptı bu şehir. Evet. Kiminle yaptı bu şehir bunu? İşte belediyesi, özel idaresi, işte kalkınma ajansı, ticaret sanayi odası, borsası bir araya geldi. İlk defa uluslararası bir otofuar. Koydu enerjisini ortaya, bu güzelim projeyi ortaya çıkardı. Bugün sordum ben fuar ve kongre merkezinin işletmesini alan işletici firmaya, nasıl memnun musunuz dedim. Başkanım şeytan kulağına kurşun. Beklediğimizin de ötesinde bir katılım, bir potansiyel. Hem enerji de otoshow'daki katılım firmalarının satış performansı oldukça iyi. Umduğumuzdan da iyi dediler. Bunlar güzel şeyler. Yani mesela bir tanesi bu. Bunun dışında birçok şey, bu geçtiğimiz 10 yıl içerisinde şehrimizin kazandığı donanımlar, işte spor altyapısında bakanlarımızın Suat Kılıç Bey'den başlayan, Çağatay Bey'le beraber devam eden bu süreç içerisinde Türkiye'nin belki de en büyük spor tesisleri ve en gelişmiş sportif altyapısı olan bir şehir haline geldi şehrimiz. Evet. Yine sağlıkta müsabakaların yapılabiliyor olması açısından çok önemliydi. Evet. Olimpiyatların aynen düzenleneceği bir evet hali. 2017 olimpiyatlarına hızla gidiyoruz, hızla yaklaşıyoruz. Çok şükür işte bir buz pateni işi başlayacak yakında. Okçuluk ve atıcılıkla ilgili iki tane salon daha onun yanına düşünüyoruz. Bu Batı Park'ta düşünüyoruz. Şu andaki Yelken Kulübü'nün hemen arkasında Gençlik ve Spor Bakanlığımız onları düşünüyor. Onların hazırlıkları yapılıyor. Golfü düşünüyoruz. Yine sportif altyapıda eksiklerimizden bir tanesi. Bu konuştuklarınızdan Sinan Bey, şunu çıkarıyorum. Turizm altyapısını sanki birinci sıraya. Evet. Birazdan Ayvacı'yı konuşacağız, Dali'yi konuşacağız. Şimdi bütün şehirle birlikte sırtınızdaki yükü çok arttığını görüyorum. Takip ediyorum. Evet, sistemi Samsun kurduk ama. Evet. Fokuslanmıyorsunuz. Evet. Fakat hep turizm
potansiyelini tabii öne çıkaracak çalışmalar yapıyorsunuz. Bunlardan bir tanesi evet, hiç hayatımızda olmayan bir tercihli yol çalışması. Tabii. Arkadaşlarımız sizinle söyleşirken tabii o görüntüleri de evet koyacaklar. Evet. Bambaşka tercihli bir şey yolda orada. Örneğin tercihli yolda tercihli yolun ne kadar doğru bir proje olduğunu daha dün bugün işte Fuar Kongre Merkezi'ni açınca evet, Fuar Kongre Merkezi ile şehir arasındaki ulaşımın nasıl bir sistematik hale getirilmesi gerektiğini gördük. Evet. Ve iyi ki başlamışız o işe. Evet. Önümüzde bir 30-35 milyon TL'lik bir ihtiyacımız var. O yolu donatmak, o yolun hatta işte 40 milyon TL'yi de bulabilir. Tren araçlarını falan da alarak o yolu aynen üniversiteden Tekeköy'e kadar bağlanmış. Biliyorsunuz 16 artı 14 30 kilometrelik bir şeye dönüşüyor. Rally hatta sistem, 31 kilometrelik 17 şimdi, artı 17 artı 14 31 kilometrelik bir ama şeye galiba dönüşüyor. Şu an raylı sistem olmayacak. Yani her gün gidiyoruz geliyoruz. Yani raylı da tercih edelim yoksa raylıya cesaret etmeye çalışıyoruz. Raylı yapmaya çalışıyoruz. Ama eğer gücümüz yetmezse fizibil olmayacaksa diyorsunuz. Fizibilite ile ilgili kriterlerde biraz şey oluyor. Raylı sistemden önce bir başka daha küçük bir sistemle işe başlamamız gerektiğine dönük. Yani metrobüs gibi veya trolleybüs gibi bir sistemle işe başlamamıza dönük bir takım bilimsel şeyler çıkıyor. Bunları tartışıyoruz. Harmanlıyorsunuz. Harmanlıyoruz evet, kendi içimizde. Evet. Sinan Bey bu arada bir şeyden bahsetmek istiyorum. İki gündür bir turizm altyapısının önemli ögelerinden birisi olan konaklama tesislerimizle ilgili eksiklerimiz hızla gideriliyor. Evet. Bunlardan bir tanesi işte Sheraton Otel bitiyor. Evet. Sheraton Otel'i yapan yatırımcılar Recep Tanrıverdi ve İbrahim Tanrıverdi Beyler evet, buradalardı. Onlarla birlikte oteli gezdik. Hatta Sayın Valimi de davet ettim. Beraber gezdik. İnanın son yıllarda Samsun'u bıraktım. Yani Türkiye'de yapılmış en modern, en güzel turizm tesislerinden bir tanesi. Konaklama bakın Türkiye'nin diyorum. Ya belki Türkiye ortalamasında da bana göre eğer yıldız oteller yıldızla tarif ediliyorsa eğer şu anda birçok oteli biz 5 yıldızlı olarak görüyorsak bu otel, bu konaklama tesisi 7 yıldızlı bir tesis evet, oluyor. Bu gurur duyuyoruz bununla. Yani inşallah açıldığında da bütün hemşerilerimiz orada çeşitli sosyal etkinlikler, düğünler vesaireler dolayısıyla orayı görecekler. Yani hakikaten gurur duyacaklar. Evet. Her şeyle, her türlü etkinlik alanıyla birlikte yapımcı firma hiçbir şeyden kaçınmadı. Son derece güzel bir şey kazanıyor. Turizm altyapımız böyle. Turizm altyapımızda işte ilk etapta ortaya konacak tesisler, işte konaklama tesisleridir. Spor altyapımızdan biraz önce bahsettim. Bir başka çok önemli konu da yani son 10 yıl içerisinde gerçekleşmiş olay, sağlıkta yapılmış olan önemli hamleler ve bu hamlelerin bizim şehrimize yansıyan boyutları. 3 gün önce biliyorsunuz, 4 gün önce geçtiğimiz sağlık hafta içerisinde Mehmet Müezzinoğlu Bey, Sağlık Bakanımız buradaydı. Şehir Hastanesi'nin sözünü verdi. Evet, şehir hastanesiyle ilgili olayın giderek olgunlaştığını ve bunun bir süreç moduna oturduğundan bahsetti. Ondan öteye 8-9 tane özel hastanenin toplamda yatak kapasitemizin 4500'e çıkmış olması gibi bir gerçek. Hastanelerimizdeki hizmet kalitesinin yüksekliğiyle ilgili bir gerçek. Gurur tabloları bunlar. Evet. Bunun da ötesinde Sağlık Bakanımızın bir güzel tavsiyesi oldu. Dedi ki ne olur artık Samsun'da bir sağlık alanında ihtisaslaşma olsun. Kalp olsun bu, estetik cerrahi olsun, fizyoterapi olsun, bir şeyde Samsun olsun, uzmanlaşsın. Ne bileyim ben karaciğer naklinde uzmanlaşsın. Bir başka konuda uzmanlaşsın. Yani evet, yani sağlık çok genel bir tanımla, kaba bir tarifle bir sağlık kenti olmak yolunda, sağlık kentinden ziyade ihtisaslaşmış, herhangi bir sağlık konusunda ön plana çıkmış bir şehir olma yolunda gelişelim dedi. O tavsiyesini herhalde sağlıkla ilgili olan bütün arkadaşlar dikkate alır diye düşünüyorum. Yine biz Sağlık Bakanımıza da söyledik. Ben her platformda söylüyorum. Bugün de burada seslendirmek mecburiyetinde kendimi görüyorum. O da bu karşıyla ulaşım meselemizi mutlaka çözmemiz lazım. Karşıyla evet, olan ulaşım meselemiz için gerekirse bir havayolu şirketi kuracağız. Yani sağlıkçılarla, belediye, sağlıkçılar
bir araya geleceğiz. Gerekirse bir havayolu şirketi kurup, gerekirse bir uçak kiralayacağız. Ve bu karşıyla olan ilişkimizi geliştirme yönünde böyle bir hamle içerisine gireceğiz. Birkaç hafta önce Sayın Valim İbrahim Şahin'le de evet. yaptığımız programda benzer bir ihtiyaçtan ve öncelikten bahsetti ama bu söylediğiniz evet. yeni bir şey. Evet, yeni bir şey. Bunu sağlıkçı arkadaşlar, hastane sahiplerinden birisi önerdi. Yani devletin bu konudaki refleksi, Türk Hava Yolları'nın veya özel havayolu şirketlerinin refleksi veya karşıda Rusya'da veya Ukrayna'daki karşıya uçmak istediğimiz ülkelerdeki refleksler geri kalabilir. Biz bir havayolu şirketi kurarak, uçağımızı kiralayarak bu hamleyi kendimiz yapabiliriz dedi. Bu hamleyi ben son derece mantıklı buluyorum ve bununla ilgili yapılması gerekenleri de belediye olarak ne yapmamız gerekiyorsa biz de orada oluruz diye ben de söz verdim. Arkadaşlarla öyle konuştum. Çok önemli. Bu özellikle 2023 yılındaki ihracat hedefine ulaşılabilmesi adına Ticaret evet. ve Sanayi Odası'nın adım attığı, hayata geçirmeyi düşündüğü bir proje var. Samsun evet. Tanıtım Günleri Krasnodar'da gerçekleşecek. Yine ihracatın artırmasına yönelik bir çaba olarak bu karşımıza çıkıyor. 14 tane büyükşehir belediyesinin haricinde 16 tane daha eklenerek 30 tane büyükşehir belediyesi oldu toplamda. 16'ya 14 tane dahil oldu. Evet. Bu 30 tane büyükşehir içerisinde Samsun'un şu an durduğu yer sanıyorum 13. ya da 14. Evet. yerde duruyor. Evet, evet. Bununla ilgili de bazen kafa karıştıran değerlendirmeler yapılabiliyor. Bir değerlendirme yapabilir miyiz? Gelişmişlik düzeyinde. Valla kentsel altyapı olarak inanın hiçbir kompleksimiz kalmadı. Ben başlangıçta 1999'da bu işe başladığımda çok sıkıntılar çektik biz. Çok çok önemli merhaleleri aştık çok şükür. Yani bizim yani bir atık su arıtma tesisimiz yoktu. Bir katı atık deponimiz yoktu. Deniz hayatımızın içinde değildi. Deniz sahil şehri miyiz yoksa işte ne şehriyiz belli değildi. Şehircilik ve kentsel estetik ve düzenle ilgili konuda en küçük bir performansımız ve özgüvenimiz yoktu. Doğru. Bütün bunları aştık çok şükür. Bulunduğumuz her platformda şu anda var olan değerlerimizi bizimle eş düzeyde olan diğer şehirlerle mukayese ettiğimizde o sıralamada en üstteki sıralamalardaki konumlardayız. O bakımdan bizim şehrimizin gençleri, bizim şehrimizin yaşayanları bununla iftar etsinler. Şimdi bakın aşağı yukarı 2-3 aydır Diyarbakır'a giden valimiz Hüseyin Aksoy Bey'in de başlattığı girişimin sürdürülmesi konusunda çabalar ortaya koyuyoruz. O da şu, sahillerimizde mavi bayraklı pointler, mavi bayraklı noktalar da mavi bayrak almayla ilgili Mavi Bayrak Vakfı'na başvuruda bulunduk. Bu Çevre Bakanlığı'nın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu işle ilgili görevlendirdiği vakıfla temas halindeyiz. Bütün Atakum, Atakent sahillerinde mavi bayrak istiyoruz. Yakakent'te, Alaçam'da. Alaçam'da, Yakakent'te mavi bayrak istiyoruz. Şu andaki şeritinin olduğu yerde mavi bayrak istiyoruz. Fener Plajı'nda, efendim Mert Plajı'nda mavi bayrak istiyoruz. Engelliler Plajı'nda mavi bayrak Termide istiyoruz. Termide isteniyor. Diyor ki istiyor. Bize, ya diyorlar ki ya bu kadar noktada bu kadar iddiayı nasıl ortaya koyuyorsunuz? Var iddiamız diyoruz. Gelin yatırım masaya bu noktaları. Bu noktalarda deniz güvenliği, bu noktalarda hava kirliliği, bu noktalarda su kirliliği, bu noktalarda çevre, işte hayvan sağlığı, insan sağlığı, bu ulaşım, yani biliyorsunuz sadece kirlilik açısından bakmıyorlar. Evet. Yani örneğin burada bir plaj yapmışsınız. Bu plajda örneğin can kurtarma var mı diyorlar. Bu plajda bir ilk yardım ünitesi var mı diyorlar. Bu plajda periyodik olarak yapılan bir su kalitesi kontrol sisteminiz var mı diyorlar. Mavi bayrak alabilmeyle ilgili tabii, kriterler bunlar. Bu kriterler bunlar. Bu kriterleri her 3 ayda bir denetliyorlar. Her 3 ayda bir ve 20 ayda bir işte 7 kez sizi check ediyorlar. 4. kez başarısızsanız
diyelim dördüncü kez su kalitesi kötü çıktı veya dördüncü kez orada olması gereken kurtarma işte timi olmadı. Timi o gün orada değilse, dördüncü kez timin olmaması dolayısıyla kötü puan aldıysanız kriterler iptal oluyor, yeniden başa dönüyorsunuz. Başa dönüyorsunuz. Böylesine şeyde bir yolda, yarışta dolu dizgin şehrimizi geleceğe taşımaya yönelik bir koşturmanın içerisindeyiz. Bunları şu anda konuşamayacak düzeyde olan Türkiye'nin birçok şehri var ama biz onlarla kendimizi mukayese etmiyoruz. Biz kendimizi hep daha gelişmiş, daha iddialarını büyütmüş, çıtayı daha yükseltmiş olan şehirlerle mukayese ediyoruz. Yine markalaşma yolunda, marka şehir yolunda bir projenin hazırlıkları içerisindeyiz. Bir Avrupa Birliği projesini görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde ben bir Brüksel'e gideceğim. Brüksel'de bir ajansla birlikte bir marka şehir projesini tartışacağız. Samsun'la ilgili. Samsun'la ilgili. Marka değerini yükseltecek. Evet, marka değerini yükseltecek. Ne olacak burada? Burada işte biraz önce anlattığım şeyleri koyacağız ortaya. Hangi marka değerlerimizi ön plana çıkarabileceğimizle ilgili şartname kriterlerini alacağız onlardan. O şartname kriterlerinin içerisinde hangi konularda iddiamız olabileceğini ortaya koyacağız. Hı hı. O iddiamız olduğunu söylediğimiz konularda sınava gireceğiz. Daha doğrusu biraz önce söylediğim gibi checkpoint yaptıracağız. Tabii orada gelecekler, bizi o konularda standartlarımızı ölçecekler. Olması gereken uluslararası standartlarla onları mukayese edecekler. Biz bunları konuşuyoruz artık. Evet, çok güzel. Bunları konuşabilmek müthiş bir şey. Evet. Müthiş bir şey. Yani evet. bu beni yani felaket, yani böyle mutlu ediyor, ediyor, sevindiriyor. Ama tek benim yani sevincimi kursağımda bırakan şey yani 3-5 dakika önce söylediğimiz üretmek, daha fazla üretmek, ekmeğimizi büyütmek, ihracat yapmak, zenginleşmek, sanayimizi ve üretime dayalı olan ekonomimizi büyütme yönündeki performansımızı sorguladığımızda burada çok iyi değiliz. Burada biz yani iyiyiz ama mukayese ettiğimiz şehirlerle mukayese ettiğimizde kendimizi biraz gerilerdeyiz. O bakımdan inşallah bunu da halledeceğiz diye düşünüyorum. Yani bunu da konuşa konuşa çözeceğiz. Evet. Ne kadar bu programlarda bunları konuşursak, ne kadar bunları masaya yatırırsak, evet, seslendirir ve bunları tartışılır ve konuşur hale getirirsek herhalde inkişaf böyle olacak. Hatırlarsınız, otelsizliğimiz ve konaklama tesisi eksikliğimizi konuşa konuşa çözdük. Evet, evet. Diyorlardı bize, ya bu otel ne olacak yani, bu konaklama tesisi niye bu kadar dert ediniyorsunuz? Evet. Efendim, konaklama tesisiniz yoksa ticaretiniz olmaz. Evet. Konaklama tesisimiz yoksa sağlık dediğimiz iş de olmaz. Evet. Yani sağlıkta eğer bir takım başarı elde edilebilmişse ve özel hastane sayısı artmışsa, inanın turizm değerlerimizin yükselmesinin de onu etkilemesi sayesinde olmuştur. Kesinlikle. Kongre turizmi de yapamazsınız eğer onları ağırlayacağınız bir yeriniz konaklama yoksa. Konaklama tesislerimiz olmasaydı TÜYAP gelip de fuar ve kongre merkezini kiralamazdı. Evet. TÜYAP niye gelsin de Samsun'da fuar ve kongre merkezini kiralasın? Bir sürü masraf yapacak, bir sürü bedel ödeyecek, bir sürü kira bedeli ödeyecek. Evet. Türkiye'nin başka şehirlerinde, İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, Mersin'de, Adana'da, TÜYAP'ın birçok yerde fuar ve kongre merkezi işletmesi evet var. Evet. Bu klasman içerisinde Samsun'u bunlarla eş düzeyde gördü ve geldi buradaki yeri de kiraladı. Evet. Bunu ne için kiraladı? Dedi ki, yani Samsun'da konaklama tesisi problemi yok. Samsun'da ulaşım altyapısı gayet gelişmiş. Samsun'da turizm değerleri her gün yükseliyor. Dolayısıyla biz bu bütünlük içerisinde buna baktığımızda fuar ve kongre merkezini buraya taşıyabiliriz. Gerçekten de ilk defa uluslararası evet, bir fuarı, tabii, otoshow fuarını düşün, hayata geçirmiş. Bir oldu. Şey olsaydı, şu havayolu ulaşımı olsaydı bugün Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde Ukraynalı, Rus, Bulgar, Romanyalı katılımcılar, yani birçok katılımcı evet, olurdu. Evet. Hem fuar ve kongre merkezini gezmeye gelenler olurdu, hem de orada stand kiralayıp kendi ürünlerini, kendi projeksiyonlarını oraya yansıtmaya çalışan unsurlar olurdu. Doğru. İşte o zaman oluyorsunuz uluslararası düzeyde artık yani kendiliklerinizin dışına çıkıp başka dünyalarda da bir dakika biz de varız burada diyebilir hale geliyorsunuz. Evet. Nerede olacak Allah'ın izniyle? Ayvacık'taki şimdi sorumluluğumuz dediğim gibi sadece bütün şehirden sonra Samsun merkezde olmaktan çıktı. Şimdi ilçelerde de yaptığınız çalışmalar bu yönde, onu görüyoruz. Evet. Ayvacık'ta da Samsun'un iki gemisiyle
Evet. Yine Samsun'daki iş adamlarını üstelik oraya taşıyarak, bakın buralarda da başka şeyler var dediniz. Arkadaşlarımız o görüntüleri bizle sizinle konuşurken izletecekler. Yine turizmi tabii ön plana çıkarmaya çalıştığınız bir girişimdi bu. Ve bunun meyvelerini belki orada Arap turistlerin büyük yatırımlar yaparak gelmesini sağlayacak birime dönüştürdünüz. Ayvacık'taki bu çalışmalardan kısaca bahseder çok misiniz? Hemen özet yapayım. Ayvacık'da Suat Uğurlu ve Hasan Uğurlu baraj gölleri. Hasan Uğurlu değil de Suat Uğurlu baraj gölü ve etrafı. İnanılmaz bir doğa harikası bir yer. Gizli cennet diyorlar. Saklı cennet diyorlar. İçinde adası da olan ve etrafında yeşille Suat Uğurlu baraj göletinde oluşmuş olan suyun oluşturduğu o müthiş kompozisyon sanki yani Zürih Gölü gibi böyle insana şey veriyor, müthiş bir ferahlık veriyor içine. Evet. Dünya güzeli bir yurt köşemiz. Bu yurt köşesini şeye açmaya çalışıyoruz. Yani turizme açmaya çalışıyoruz. Orada hemen o Suat Uğurlu Baraj Gölü'nün içerisindeki adanın karşısında bir alanı Kültür Turizm Bakanlığı'yla da konuşarak turizm alanı ilan ettirdik. Oranın 25 binlik planını yaptık. 25 binlik planı Turizm Bakanlığı'na önümüzdeki hafta içerisinde, hatta yarın öbür gün içerisinde arkadaşlarımız gönderecekler. O alanda bir bungalov tatil köyü inşa etmeyi düşünüyoruz. Bunu Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapma iddiasında değiliz. Bir yatırımcı gelip bize buna yönelik bir teklif getirdiğinde bu teklifi bu yatırımcının yapması yönünde objektif bir şekilde değerlendireceğiz. Ama şey olursa eğer bu teklifler somutlaşmadığı takdirde biz hiç vakit kaybetmeden böyle bir projeyi biz en azından 25 mobiluk yani bir otobüs insan geldiğinde yani 40-50 kişilik bir turist kafilesi geldiğinde onları orada 2-3 gün misafir edebileceğimiz konaklama olanağı, altyapısı, yemek ve dinlenme ortamı, küçük işte konferans salonları işte ve bir tatil köyünde olması gereken sportif altyapı, sağlık altyapısı gibi küçük donanımlarla birlikte teçhiz edilmiş bir turizm tatil köyünü orada inşa etme yönünde olayı bu içinde bulunduğumuz iki yılın içerisinde başlatıp hemen onu takip eden bir yılın içerisinde de bitirmeyi hedefliyoruz. Böyle bir Suat Uğurlu ile ilgili böyle bir projeksiyon. Bir de bir yol çalışması başlamış. Evet, orada Enel'de karşı tarafta. Yani Samsun'dan Ayvacık'a gittiğinizde dönerken yine gittiğiniz yoldan geri dönmek zorunda değilsiniz. Evet. Karşıya geçip yani Enel Köprüsü'nden karşıya geçip gölün karşı tarafındaki yeni yaptığımız o yoldan Derbent Barajı'na gelip Derbent Barajı'nın kretinden karşıya geçip Samsun'a. Yani orada yaşamı daha estetik hale getirmeye dönük, orayı bir turizm kuponu, turizm değeri olan, bir turizm ögesi haline getirmeye dönük olan şeylerde hızla ilerliyoruz. Oraya bir gemi satın aldık, götürdük, koyduk. Küçük bir 200-250 kişilik bir turist kafilesini gezdirebilecek bir şey aldık, götürdük. Bunlar sempatik turizm şeyleri. İlçelerimizle ilgili Sinan Bey, hizmetleri önümüzdeki süreç içerisinde daha hızlandıracağız. Bizim istediğimiz boyutta değil. Yine Ladik'te çalışma yaptınız. Yine iş insanlarını oraya çektiniz. Evet. O insanlarımızı oraya götürüp oradaki potansiyelleri Samsun'un önüne koymaya çalışıyoruz. Evet. Samsun'un özellikle burada da kaplıcı görücüsüne çıkarmaya çalışıyoruz diyeyim daha doğrusu. Oralar kendi içinde kapalı kalmasınlar. Biz artık Samsun'un bir mahallesiyiz, bir parçasıyız. Duygusunu oralarda geliştirmeye ve perçinlemeye çalışıyoruz. Göreceksiniz bu bir duyguyu perçinlemekten öteye bir aksiyona, bir harekete de dönüşecek. Hamam ayağında benzer bir adım atıyorsunuz. Yani evet, bu kaplıca turizmiyle ilgili ayın yanlış hatırlamıyorsam 28'inde 29'unda Havza'da bir toplantı yapacağız. Meclis üyelerimiz ve belediye başkanı arkadaşlarımızla birlikte bu kaplıca termal turizmle ilgili olan derneğimizin bir toplantısını yapacağız. Havzada yarım günlük oturacağız. Gerek hamam ayağını gerekse de havzadaki termal turizmin sorunlarını masaya yatıracağız. Konaklamasından suyun kalitesine, suyun sorunlarına kadar ve orada diğer 5 yıldız otellerin hayata nasıl yani diğer donatılar burada ne olmalı? Bunların önünde hangi engeller var? Mülkiyet sorunları neler? İmar planlamaya dönük olan sorunlar neler? Ulaşıma dönük sorunlar neler? Bunları orada bir masaya yatırıp
Konuştuk zaten ama orada biraz daha kararlar üretip bu kararları hayata geçirecek olan düğmelere basabilecek hale geleceğiz. Bu ayın 28'indeydi yanlış hatırlamıyorsam. Havza'da bu toplantıyı Havza Belediye Başkanı kardeşimizin de ev sahipliğinde yapacağız. Terme'de yani, de yine Terme'nin şimdi sizinle konuşurken Terme'yi masaya yatıracağız. Kuş bakışı havadan evet, çekilmiş görüntülerini izleyince. Önümüzdeki hafta bildiğim kadarıyla Terme'de bir programımız siz, var. Siz çok evet. etkilenmişsiniz. Evet. Şenol Bey'le de birkaç gün önce birlikteydik. Evet. Hatta programınızı biraz daha erteleyecek kadar dikkatinizi çekmiş. Evet. Olağanüstü ormanların var olduğu tabii. ve uzun bir sahil şeridine sahip Terme. O burada merak edilen soruyu sorayım ben. Evet. Termik santralle ilgili sizin de yaklaşımınızı. Termik santralle ilgili konu bir firmanın bir arayışından ibaret. Evet. Ne devletin programında, hükümetin programında böyle bir şey var, ne de bize yansıtılmış böyle bir konu var. Öyle bir konuyu orada ona müsaade etmemize imkan yok. Herkes burada rahat olsun. Evet. Yani biz enerjinin gelecekte hayatımızda ekonomimizin büyütülmesindeki önemini çok iyi biliyoruz. Evet. Türkiye 500 milyar dolarlık ihracatı, 2 trilyon dolarlık gayri safi milli hasılayı şu andaki 50 bin megawattlık bir kurulu güçle tabii ki yapamaz. Bu kurulu güç artacaktır. Bunun içinde nükleer santrallar da olacaktır, termik santrallar da olacaktır. Bunun içinde hidrolik santrallar da olacaktır. Yenilenebilir enerjinin evet. olduğu tesisler ve santrallar da olacaktır. Evet. Ama onların yerini seçiminde biraz önce söylediğim gibi çevresel değerlerimizi çok böyle adeta şey gibi yani iğne oyasıyla işlercesine özenle seçeceğiz ve o konuda çok şeyiz, hassasız yani. Öyle o kadar kolay bir iş değil o. Yani evet. öyle Akçay'da, o güzelim doğada, o güzelim doğa parçasının içerisinde o tür şeylerin olma imkanı yok. Burada evet. herkes rahat olsun, yaslansın evet. geriye. Başka daha aklı ve ayağı sağlam yere basan projeleri getirsinler bize. Onları konuşalım yani. Anladım. Peki. Kaldı ki bize bir şey getirmediler de. Biz de şimdi arzu ettiğimiz şey şu, bundan sonraki programlarda da yine ilçelerde buna benzer ögeleriyle öne çıkan yerlerde bu programları hayata geçirmek. Şimdi Ayvacık, Ladik, Veziköprü de var bu sarmal içerisinde. Evet. Var bunun içerisinde. Buralardaki tespitlerinizi ekrana taşıyacağız. Ama ben onun öncesinde sormak istiyorum. Bütün şehir yasasıyla birlikte SASKİ'nin ve FEN işleri bölümlerinizin, öyle söyleyelim, tam anlamıyla organize olduğunu söyleyebilir misiniz? Diğer %90 yani şey oldu, kurumsal yapılaşma oluştu Sinan evet. Bey. Ofis, büro vesaire gibi konularda benim istediğim donanımda değiller henüz daha. Bina, tesis vesairede. Ama onlar zaman içinde olacak. Yerlerini kiraladılar. İşte var olan tesisleri tuttular. Bürokratik atamalar yapıldı. Hı hı. Görev sorumluluk hiyerarşisi kuruldu. İletişim kuruldu. Mesela önümüzdeki hafta içerisinde bir gün bütün şubelerimizdeki Büyükşehir Belediyesi Şube Müdürleri ve Su Kanal İdaresi Şube Müdürleri ile birlikte bir toplantı yapacağız. Onları bir dinleyeceğiz. Neler var? Siz yani bir de sizin gözünüzle bize ihtiyaçlarınızı ve sorunlarınızı yani. Ve bizim size yansıttığımız talimatların gereğini yerine getirebilmenizin önündeki engeller neler, bunları bize bir anlatın diyeceğiz. Bir de onları dinlememiz lazım. Biz tabii Nisan seçimleri, Mart 30 Mart seçimlerinden sonra dolu dizgin bir siyasi süreç yaşadık. Cumhurbaşkanımızı seçtik biliyorsunuz. Ondan sonra da bu dediğimiz yapılaşma gerçekleşti. Yani yapılaşma dediğim ilçelerdeki bürokratik yapılaşmamızı gerçekleştirdik. Evet. Ama bu arada hizmetleri durdurmadık. Öncelikleriniz ne, sıkıntılarınız ne, ihtiyaçların en öncelikli olanlarını bize söyleyin dedik. Onları kısmen çözdük. Kaynak planlamamızı yaptık. Orada mobilizasyonumuzu yaptık. Çok hantallaşmış bir kurum olan İl Özel İdaresi'nin kapanıp da oradan gelen çok yoğun boyuttaki bir personel potansiyelini kendi içimizde mas etmeye çalışıyoruz. Absorbe Hala etmeye. Onu da absorbe etmeye çalışıyoruz. Onu henüz daha çözemedik, bitiremedik. 400'e yakın personeli havuza aktardık. Onları kurumlara dağıtıyor şu anda Devlet Personel Dairesi. Ama o da gerçekleşmedi henüz daha. İşte bitmek üzere.
Ama Büyükşehir Belediyesi çok büyük bir personel yüküyle karşı karşıya geldi. Kaldı özel idarenin kapanmasıyla. İlçelerin ve bütün şehir yasasıyla birlikte ilçelerin borçları da mı size devroldu efendim? Tabii. Orada da bir problemimiz oldu. İlçelerimizin bazılarında yapılmış, yapılandırılmış ve konsolide edilmiş, zamana ertelenmiş olan borçları vardı. Ödeyemedikleri borçları vardı. Tabii büyük şehre girince o borçlar da bize kaldı. O borçların da borçlusu biz olduk daha doğrusu. Yani ilçe belediyelerinin borçlarının borçlusu biz olduk. Alacaklısı kimse, alacaklısı devlet işte. Devletten, İller Bankası'ndan gelen payımızın %30'u büyük şehre, %10'u Saskia'ya kesiliyor. Evet. İlçe belediye başkanlarıyla konuşurken bunları söylüyorlar ama evet, galiba bir de aynı zamanda borçlarını da size vermiş oldular. Evet, bunlar. Peki Sinan burada Bey, bir gelişme gelişecek mi? Bütün Türkiye'de bununla ilgili bir geçiş dönemini sıkıntılarını yaşayacağız. Yani böyle panik yapmamak lazım. Bir geçiş dönemi sıkıntıları yaşıyoruz. Ben de bazen çok kaygılanıyorum ve çok canım sıkılıyor. Çok böyle stres yapıyorum kendime ama her geçiş dönemi, her buna benzer dönüşümler bu tür sancıları içinde taşır. Evet. Soğukkanlı, akılcı, mantıklı bir yönetim anlayışıyla birlikte bu süreçleri yöneterek aşarız diye düşünüyorum. Belki bazı hizmetlerimizi yavaşlatarak, biraz zamana yayarak, erteleyerek, ya niye şunlar bu büyük şehir sınırlarına girdikten sonra hemen hallolmuyor diyen bazı arkadaşlarımıza cevaben bunu söylüyorum. Onun sebebi budur işte. Evet. Yani şimdi o ayrıntılara girersek o uzar ama evet, hakikaten yepyeni bir planlama, yepyeni bir reorganizasyon dönemi yaşıyoruz. Reorganizasyon dönemi. Tam evet, adıyla reorganizasyon dönemi evet, yaşıyoruz. Bu reorganizasyon sancılı olur başlangıçta. Her şeyle birlikte sancılı olur. Bize özel idareden, sadece özel idareden Sinan Bey 1400 kişi geldi. Belediyelerden de aşağı yukarı 600 kişi civarında geldi. 2000 personel geldi Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne. Evet. Samsun Büyükşehir Belediyesi 1500 kişiyle çalışıyordu. Düşünün 2000 kişi daha geldi. Evet. Bu 3500'e çıktı. Evet. 3500 demek yani 1500 kişinin özlük hakları ve 1500 kişinin işletme ve personel giderleriyle karşı karşıyayken bu büyüdü. Sadece bu kadarını söyleyeyim. Bizi dinleyenler anlar ne büyüklükteki bir yükün altında olduğumuzu. Asla ve asla panik yok. Asla ve asla işi böyle problemi böyle büyüten böyle pesimist bakış açısı, pesimist bir bakış açısı içerisinde değil. O civataları sıkarız. O yönetim ustalığımızı gösteririz. Biraz önce söylediğim gibi taşları yerli yerine koyduğumuzda bu insanları da üreten hale getirdiğimizde sorun değil. Ama bunları bir üreten hale getirmemiz lazım. Üretmemiz lazım. Tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum. İşçisinden memuruna, öğrencisinden emeklisine kadar herkes her gün sabah kalktığında, akşam evine giderken ve bir günü bitirdiğinde ben bugün ne ürettim hesabı yapsın. Bunu yapmadığımız takdirde çocuklarımıza daha iyi bir geleceği kurgulayamayız, evet, kuramayız. Evet. Daha ekmeğimizi büyütemeyiz. Ben ona ekmeğimizi büyütmek diyorum. Ekmeğimizi büyütmek, soframızı büyütmek, soframızı çocuklarımızın ihtiyaçlarını giderecek hale getirmemiz için çalışmamız lazım. Evet. Yani kimsenin tutup da bize üretmeden, bizim hak etmeden bize getirip de bir şeyi biz ben sizi çok seviyoruz, olacak, alın bunu size verelim demesine evet, imkan yok. Evet. Yani ben iş çevrelerinden bu konuda beklentileriniz. İş çevrelerinin biraz daha girişimci, biraz daha proaktif, risk alıcı. Proaktif olmasını istiyorum. Daha risk alıcı olmasını istiyorum. Evet. Yani daha gayretli olmalarını. Evet, daha evet, gayretli olmalarını evet, istiyorum. Özellikle inşaat sektörüyle ilgili işte birçok yerde söylüyorum. Birçok yaptığımız hizmetlerde, emek yoğun hizmetlerde Samsun'un dışından bazı firmalar, taşeronlar falan geliyor, buradaki işleri alıyor. Bunlara canım sıkılıyor, üzülüyorum bunlara yani. Efendim çok karlı görmüyoruz. İşte Büyükşehir Belediyesi'nin fiyatlarını, ödeme performansını çok iyi görmediğimiz için biz bu işlere girmiyoruz. Peki bu işleri gelip de Bayburt'tan bir firma geliyor yapıyorsa ve bu da para kazanıyorsa ve başarılı da oluyorsa bu sizi üzmüyor mu biraz? Yani bu ayıp değil mi yani? Biz karayolları kavşağından
Mada dondurmaya kadar sahil yoluna bu sene yanlış hatırlamıyorsam 7-8 milyon TL para harcadık. Evet. 7-8 trilyon para harcadık. Evet. Bu 7-8 trilyonu Bayburtlu bir firma geldi, yaptı, aldı. İşte söylüyorum. En net şey bu yani. Sahil yolunda bu da para kazandı. Evet. Bu çocuk da para kazandı. Zannederim yani, rakamlar beni yanıltabilir. Eğer yanlış bir rakam verdiysem kusuruma bakmasınlar ama yani hani bizim Samsun'daki firmalar? Neredeler bunlar? Yani mimarlarımız nerede? Mühendislerimiz nerede? Kalfalarımız nerede? Yani bunların biraz azıcık bir sorumluluk taşıması lazım. Elini taşın altına koymak. Evet. Çok gayretli çalışkan arkadaşlarımız da var. Onu da söyleyeyim. Evet. Yani şimdi burada isim söylemek hoş olmayabilir. İnanın evet, çok gayretli çalışkan firmalarımız da var. Ama çok da ekabirler var. Ekabirlere sesleniyorum burada. Ekabirlikle bir ömür bitmez. Bitiremezler bu ömrü. Evet, evet. Allah'ın verdiği ömür mutlaka çalışmakla zenginleşir ve anlamlı hale gelir. Evet, evet. Onu bilmelerini istiyorum yani. Peki yürüyen projeler içerisinde çiftlik AVM çok önemli. Çiftlik gayet güzel oldu. Yalnız çiftlik esnafına buradan sesleniyorum. Çiftlikteki bütün mal mülk sahiplerine sesleniyorum. Bir an önce o tabela kirliliğini indirmeye başlamaları lazım. Bir an önce bize orada yardımcı olmaları lazım. Bakın biz çiftliğe 20-25 milyon TL, trilyon para harcadık. Çiftliğin bütün altyapısını değiştirdik. Evet. Doğal gaz yoktu çiftlikteki binalarda ve iş yerlerinde. Biliyorsunuz. Evet. Evet. Doğal gaz. Evet. Doğal gaz yoktu. Evet. Bütün bu sistemleri oraya getirdik. Çiftlik bir cadde alışveriş merkezine dönüştü. Şimdi orada onlara düşen şey, ya biz bu binalarımızın ön cepheleri, onu da ihale ettik, onu da biz üstlendik, yapıyoruz. Ama buna katkı versinler, bize evet, yardımcı olsunlar. Özellikle Bordo Buranda konusunda. Bordo Buranda'ydı, bütün cephelerde o salkım saçak kablolar, tesisatlar, tabela kirliliklerine dönük. Şimdi illa gelip de bizim oralara şeyleri, iskeleleri kurup da o çirkinlikleri oradan sökmemizi beklemesinler. Biraz onlar da elin taşın altına koysun, yapsınlar bunları. Evet. Yani bu bizi memnun eder, mutlu eder. Böyle bir hareketi, böyle bir davranışı ortaya koyan bizi mütehassıs eder. Biz onlara öncelikli bu yapılan davranışın karşılığında biz de yapabileceğimiz bütün jestleri yapmaya çalışırız. Ama biz yapacağız bu işi. Evet. Ama bize yardımcı olurlarsa memnun olurum yani. Bu ne olur biliyor musunuz Sinan Bey? Biz bugün çiftliği bitirirsek, bu karşılıklı etkileşim ve karşılıklı anlayışla, diyalog ve iletişimle çiftlikte başarılı olursak Cumhuriyet Meydanı'nı yaparız, 19 Mayıs Bulvarı'nı yaparız, Atatürk Bulvarı'nı boydan boya, liman kavşağından ne bileyim ben demiryolu hemzemin geçidi piyasa alışveriş merkezine kadar yaparız. Evet. Değil mi? Evet, bu yani, projelerden de bahsediyorsun bakın, ama ne olur şunu burada ben hatırlatıyorsunuz sağ olun. Söylemek istiyorum. Önümüzdeki günler şehrimizin hakikaten estetik değerlerde bir başarı öyküsü yazma dönemidir. Samsun iddia ediyorum Türkiye'nin hakikaten 10 güzel şehrinden biridir zaten. Ama şehrin çehresini değiştirecek olan, bazı estetik problemi yaratmış olan tesis ve yapılaşma ve cephe kirlilikleri dolayısıyla biz çok puan kaybediyoruz. Hı hı. Bakın Ankara'yı görüyorsunuz. Esenboğa havaalanından Ankara'ya kadar bütün şeyler, şehrin girişindeki bütün çirkinlik yaratıcı unsurlar kaldırılıp sökülüyor, evet, kaldırılıyor evet, ve yeniden yeni bir çehreye dönüştürülüyor. Evet. İstanbul yapıyor, Kayseri yapıyor, Konya yapıyor. Herkes bunu yapıyor. Evet. Yani biz de bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak hakikaten önümüzdeki günlerde bir aksiyon başlatacağız. Evet. Bu aksiyonda yardım istiyoruz. Bize yardım etmeseler de biz bunları yapacağız. Onu söyleyeyim. Ama hepimizin sorunu olduğu için biz, taşın altına herkes, evet, elini, herkes elini taşın altına koyarsa, bize yardımcı olurlarsa daha birbirimizi daha mutlu ederiz. Evet. Daha başarılı oluruz. Evet. Daha kısa sürede daha çok şey yaparız. Sonuç çaba. Kentsel dönüşüm sonuç işleri var. Evet. Kranköy kentsel dönüşümü ile ilgili süreç hızla işliyor. Evet. Canik'te Gazi Osman Paşa kentsel dönüşümü ile ilgili süreç hızla işliyor. Evet. Yani bu konularda tabii biraz toplu konut idaresi ile yaptığımız protokolleri önümüzdeki günlerde daha hızlı harekete geçireceğiz. Tekeköy'de sosyal konut yapımı ile ilgili sürecin hızı artacak önümüzdeki evet, günlerde bunların gereğini yapacağız. Yine çok bu yönde sürekli temas halindeyiz. TOKİ ile temas halindeyiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile temas halindeyiz. Sürekli yazışmalarımız oluyor, sürekli geliyorlar, biz gidiyoruz.
yavaş 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 adım adım her gün biraz daha hedefe yaklaşıyoruz. Evet. Onları da bizi dinleyenler bunlar ne olacak acaba diye merak edebilirler. Yani Kıranköy kentsel dönüşümü, Canik'te yapılacak olan o Gazi Osman Paşa dönüşümü gibi dönüşümler ve Tekeköy'deki sosyal konut dönüşümü ile ilgili konular bizi çok heyecanlandırıyor ve bir an önce sonuçlandırmamız yönünde de hep böyle yüreğimizi kasap çengelinde takılı tutuyor. Anladım. Öyle dersem daha anlamlı olur. Evet, hakikaten güzel. bir an önce halletmek istediğimiz şeylerden bir tanesi de bunlar yani. Yine yürüyen projelerden bir tanesi sahil yolu projesi evet. Düzenlemesi diyelim daha doğrusu. Orada bir kavram karmaşası oldu galiba. Meclis Başkanı da efendim, geçen gün bununla ilgili bir açıklama yaptı. Efendim kim ne derse desin. Evet. Buradan bütün kamuoyuna iletiyorum. Sahilde biz yol yapmıyoruz. Sahilde biz Kurupelit'ten itibaren Kuş Cenneti'ne kadar işgal edilmiş, hazine mülkiyetinde olan, kamu mülkiyetinde olan, kıyı kenar çizgisinden içeri girmiş, deniz tarafına doğru sarkmış, oraları kendi mülkiyeti gibi kullanmakta olan unsurları oralardan kaldıracağız ve oraları bütün halkın, herkesin kullandığı bir turizm değeri olan bir rekreasyon alanları haline getireceğiz. Biz oraya taşıt trafiğine yol yapmıyoruz. Samsun'dan Taflan'a gitmek için kimsenin deniz kenarına gideyim de deniz kenarında yolu kullanayım ihtiyacı yok. Yol var biz, zaten. Biz evet. Hiç aklı olmayan insanlar değiliz. Evet. Samsun'la Taflan arasında zaten duble 2x2 yol var. Biz sahili, işgal edilmiş olan sahili bir turizm kuponu ve turizm değeri taşıdığına inandığımız o namütenayi kumsallarımızın olduğu o güzelim sahili rekreasyon yaparak, peyzaj yaparak, ağaçlandırarak, koşu, bisiklet yolları vesaireler oralara koyarak o güzelliği Samsun'un önüne bir turizm kuponu, turizm değeri olarak çıkarmaya çalışıyoruz. Tıpkı nere gibi? Tıpkı Kurupelit'le şu anda karayolları kavşağı arasındaki efendim 16 kilometrelik, kaç 10 kilometrelik o alanda olduğu gibi. Gelsinler bizim ne yapmak istediğimizi orada görsünler. Evet. Kötüyse eğer o biz yapmayalım Kurupelit'ten itibaren ileriye doğru. Ambulansı yani, da itfaiyenin girebileceği, çıkabileceği acil durumlar için yapıldığını açıkladı. Bir rekreasyon alanının içerisinde muhakkak ki mecburi hallerde kullanılacak olan bir taşıt bandı koyuyorsunuz. Evet. Bu bandı şu anda karayolları kavşağından Kurupelit'e kadar koyduğumuz o bant da gelecekte taşıt yolu olarak kullanılmayacak. Evet. O bant oralardaki işletmelere gelenlerin giriş çıkış yapabilmeleri veya çeşitli güvenlik, sağlık veya itfaiye vesaire hizmetlerinde kullanmak üzere kullanılacak. Evet. Ama biz oraların turizm değerini yükseltmek ve iktisadi hayatı oradaki hizmetler sektörünü orada canlandırabilmek için şimdilik taşıtlara oralara müsaade ediyoruz. Evet. Yarın parkometrelerle otopark disiplini ve mecburiyetleri koyarak oralardaki girişi çıkışı sadece mecburi giriş çıkışlar haline dönüştüreceğiz. Ve onun dışında doğu batı istikametindeki seyri seferler için orayı kullandırtmayacağız. Yani böyle bir şey yok. Dolayısıyla da şu anda biz de mevsimin sonuna doğru yanaşıyoruz. Oradaki işlerimizi toparlıyoruz. Önümüzdeki sene bütün hızımızla aynı şekilde devam edeceğiz. Biz bir şeyi planladık mı? Biz bir şeyi kafaya koyduk mu? Biz bir şeyi azmettik mi yaparız Sinan Bey? Evet. Ben orayı Allah'ın izniyle Kuş Cenneti'ne kadar Kuş Cenneti'yle şeyin arası siz söyleyin Kurupelit Marinası'nın arası 20 kilometre Sinan Bey. Evet. Kurupelit Marinası'ndan karayolları kavşağının arası da efendime söyleyeyim 10 kilometre tam 30 kilometrelik o bandı biz önümüzdeki 1,5-2 senenin içerisinde pırıl pırıl yapacağız aydınlatmasına dahil. Mado ile karayolların arası gibi. Mado ile karayolların arası nasıl yaptık bitirdiysek bu gelsin. Şeyde gördüler işte. Orayı biz Kuş Cenneti'ne kadar yapacağız. Evet. Peki Toybölen'de de yani konu başlıklarını merak edildiği için soruyorum. Toybölen'de de yine çalışmalar var. Keresteciler sesi. Bu ve buna benzer çalışmalar orada da sürecek anladığım kadarıyla. Tabii. Belirli sanayi kollarının şehir dışına çıkarılması ile ilgili çalışmalarda. Küçük sanayi siteleri. Yine küçük belli sanayi türleri, mobilya, tekstil,
olabilir, matbaacılar olabilir. Burada sektör ismi söylemek, ayakkabıcılar olabilir. Evet. Yavaş yavaş bu tür belli iş kollarını şehrin içerisinden alarak şehrin kentsel anlamda ahengini, düzenini, ulaşımını rahatlatmaya yönelik olan projeksiyonlardaki alternatif alan olarak orayı kullanacağız. Kullanacaksınız. İşte şimdilik keresteciler çıkıyor. Onu takip ederek başka yılları gider. Hızlı trenle ilgili bir gelişme oldu mu efendim? Başbakan geldiği hızlı zaman trenle ilgili bir açıklama yaptı, hatırlıyorsunuz. Hızlı trenle ilgili şimdi hızlı tren sözü aslında tam oturmuyor. Yani Samsun'la Ankara arasında tren yolu bağlantısı Sivas üzerinden oluyor. Evet. Ve bu 1930'lu yıllarda yapılmış, 1900 ile 40 arasında eksikleri tamamlanmış. Samsun, Amasya, Zile, Turhal çekerek ve oradan Kızıliniş, Kızıldağ, Sivas, Kayseri, işte Kahramanmaraş aksı var. Ve işte Sivas'tan Ankara'ya dönüyor, biliyorsunuz Delice'ye dönüyor. Ve Delice'den Ankara'ya bağlanan demiryolu hattı Samsun'u Ankara'ya bağlayan bir hat değil. Bu evet. Demiryolu hattı Samsun'u Sivas'a bağlayan bir hat. Evet. Sivas'ı da Ankara'ya bağlayan bir hat. Halbuki evet. Samsun'u Ankara'ya bağlayan bir hattın Çeltek civarında Amasya'ya dönüş kurbunun olduğu yerden Amasya bağlantısından ayrılıp oradan Merzifon, yani mevcut karayolunu takiben Merzifon, Çorum, ki Çorum'un da buna çok ihtiyacı var. Evet. Çorum belki Uğurlu Dağ üzerinden, belki Çorum'dan Sungurlu'ya inebilir. Tam bilemiyorum. Dede'ye de en uygun geçiş güzergahı olarak nereleri düşünüyor? Oradan Sungurlu'ya, Sungurlu'dan da Delici'ye, yani Sivas'tan gelen hatta iltihak ederek böylece bir Samsun-Ankara demiryolu hattının bütünlüğü elde edilmiş olacak. Evet. Bu hattın Çeltek'ten Delice'ye kadar olan yeri yeni yapılacağı için bu hat ileride hızlandırılmış veya hızlı trene döndürülebilecek bir altyapıya, bir proje standardına müsait şekilde inşa edilebilir. Evet. Bunu DDYD'ciler konuşuyor, ediyor. Yani bizim de çok ihtisas alanımızda değil. Yani ülkemizin demiryolu ulaşımı ile ilgili politikaları belirleyen kurum orası. Kurum orası ve bu kurumun da hakikaten birikimi son derece var ve onlar bu konuyu en güzel şekilde planlıyorlar ve gereğini yapacaklar. Ama bizim Samsun'da Çeltek arasında ki mevcut şu anda Samsun Kavak, Kavak Toptepe, Toptepe Havza, Havza işte Çeltek arasında ki güzergah oldukça hızlandırılmış veya işte yük taşımacılığında fizibilite problemi taşımayacak hale getirilebilmesi için çok ciddi tüneller ve viyadükler yapılmasını gerektiren, mevcut tırmanış meyillerinin azaltılması için yapılması gereken korkunç altyapı inşaatlarının yapılması gereken bir kısmı burası. Havzaya, Çelte'ye indikten sonraki kısım hızlandırılmış bir hat haline getirilebilmesi için coğrafya olarak müsait. Niye 30'lu 40'lı yıllarda o yol Çelte'ye kadar, Çeltek'ten Delice'ye bağlanmadı da Sivas döndürüldü derseniz, Amasya'nın Sivas'a bağlanması gerekiyordu. Samsun'un Sivas'a bağlanması gerekiyordu da onun için. Şimdi ülke büyüdü, ülkenin ekonomisi gelişti. Sivas bağlantısı zaten var. Hatta Ankara-Sivas hızlı tren çalışması var şu anda. Bizim Delice'den, Çeltek'ten Delice'ye kadar olan yeni yapılacak hattın da inşaatı esnasında tahmin ediyorum daha hızlandırılmış, daha işte karayoluna yoluyla rekabet edebilecek bir tren taşımacılığının yapılabileceği şekilde inşallah yapılır diye düşünüyorum. Hazırlıklar o yöndedir diye tahmin ediyorum. Tahmin ediyorsunuz. Batı çevre yolu da galiba yine. Ama bu... Samsun'un şu anda gelmiş de bütün meseleleri Samsun-Ankara arasındaki demir yolunun inşaatı ve yapımı ile ilgili olaya indirgenmiş değil. Değil. Bence Samsun'un yani öncelikleri içerisinde, ülkemizin öncelikleri içerisinde dayatmış, hakikaten Samsun'un ekonomisinin mecburiyetlerinden bir tanesi haline gelmiş bir şey değil. Bizim mecburiyetlerimizin daha makul. Lojistik işimiz var. Karşıyla olan havayolu bağlantımızın rehabilite edilmesi lazım ve bunun
yani etkin hale getirilmesi olayımız var. Organize sanayi bölgelerimizin gerek havza değil mi bektiğinde tabii, yapılacak tabii. olan organize sanayi bölgemiz, Bafra'mız, işte lojistik organize sanayi bölgemiz onu, evet. gibi yani bunların üreten sanayiler haline gelmesiyle ilgili bir olay yükseldikçe ulaşım kendiliğinden kendini ihtiyaç hissettirecektir. Şu anda dayatmış değil. Evet. Bir kere şu organize sanayi bölgelerini üreten sanayiler haline getirmemiz lazım. Evet. Bu medikal üretimi, kümelenmeyi işte Sayın Valimiz de çaba gösteriyor şu anda. Bafra organize sanayi bölgesini doldurmak ve Bafra sanayinde medikal kümelenmeyle ilgili ihtiyaçları Bafra organize sanayinde çözsek diyen bir çabası var yeni valimizin. İnşallah o da sonuç verir. İstihdama da ciddi katkı sağlayacak. Tabii yani bizim medikal üretme yönündeki ortaya koyacağımız performans ve ortaya koyacağımız çıkış ve gayret beraberinde birçok sorunu çözecektir diye düşünüyorum. Peki. Bunun dışında sporla ilgili de Samsun'da başka bir pencere açtınız öyle söyleyelim. Anakent Belediyesi. Yani bir evet bayan voleybol takımı kurdunuz. Ve işte erkek basket takımı gibi iki tane Anakent takım. Spor Kulübü. Anakent evet. Spor Kulübü kurdu. Son derece de başarılı. Yani salon sporlarına dönük biraz şey yapalım. Katkı verelim. Salon sporlarının başlayalım. Çünkü büyük sportif altyapımız var artık. Yani görüyorsunuz yani 7500 kişilik kapalı salonumuz var. Stadyum işte yapılıyor. 2000 küsür kişilik işte Mustafa Dağıstanlı salonumuz var. 2017'de işte işitme engelliler olimpiyatı dolayısıyla yeni yapılacak olan bir sürü salonlar vesaireler var işte. Biliyorsunuz olimpik yüzme havuzu inşaatımız hızla devam ediyor tabii bitmek yani. Üzere. İşte diğer sportif altyapılar, buz pateni vesaire bunlar yapılıyor. Bir taraftan da gençlerimizin salon sporlarına yönelişiyle ilgili konuda kurumsal olarak da bizim verebileceğimiz bütün katkıları verelim ve bu kulüpleri yani amatör sporların salon sporlarına yönelik olan bu boyutunda belediye olarak bize düşenin eksiksiz yerine getirelim ve bu potansiyelimizi yükseltelim diyoruz. Çocuklarımız son derece başarılı sonuçlar elde ediyorlar takip ettiğim kadarıyla. Şu anda gayet iyi gidiyor. Peki Emin Karan'ın istifa etmesiyle Samsun Spor'la ilgili de bir yeni bir durum oluştu. Bakan Bey'in ve Vali Bey'in açıklamaları oldu. Bu konuyla ilgili de yine gelen yoğun sorular var. Bunu da size iletmiş olayım ben efendim. Şimdi çok fazla girmek istemiyorum o evet. konulara. Ne yapıyorlar bilmiyorum doğrusu. Vali Bey'le temas halindeler Samspor Kulübü. Emin Bey'in istifa etmesinden sonra yönetimin şu anda nasıl bir projeksiyon içerisinde olduğunu, neyi hedeflediklerini, ne yapmak istediklerini doğrusu bilmiyorum. Takip de etmiyorum. Çok samimi bir şey söyleyeyim. ne olur bilemiyorum. Yani benim çok ilgi alanım içerisinde değil. Değil şu anda diyorsunuz. Peki ben çok teşekkür ediyorum efendim. Rica ederim. Katılımınızdan dolayı bizi böyle bir yerde ağırladığınız için öyle söyleyeyim. Bundan sonraki Sinan Bey bir şey söyleyeceğim. Samsun Spor'a, Samspor'la ilgilenenler şunu bilsinler. Geçen sene Samsun Spor'a Suat Kılıç Bey'in, Çağatay Bey'in, Fuat Köktaş Bey'in, hasbelkader bizim, hasbelkader giden Diyarbakır'a giden Hüseyin Aksoy valimizin, bulup da temin ettiği parayı biliyorsunuz değil mi ne kadar oldu? Sanıyorum 10 trilyon civarında. 18 trilyon lira para bulundu ve Samsun Spor'a 18 milyon TL para harcandı. Çok ciddi bir rakam. Evet. Ben de o konuda biz de bir şeyler yaptık. Yani bu paralara yazık. Bu paralara yazık yani. Bu paralarla neler yapılır Samsun'da? Bakın biz Samsun'dan Tekeköy'e kadar olan hattı, raylı sistem hattını şu anda işte acaba hangisi feasible olur? Paramıza göre hangisini şu anda yapabiliriz diye ıkıla sıkıla iki büklüm para bulmaya, kredi bulmaya nasıl çözeriz bunu acaba deyip
uğraşıyoruz. İlçelerimizin hepsinde bir sürü ihtiyaçlar var. Bu ihtiyaçlarımızı yerine getirmek için öncelik sıralaması yapmaya çalışıyoruz. Evet. Borçlarını ödemeye çalışıyoruz. Değil mi? Evet. Köylerimiz susuz. Köylerimizde su ihtiyaçları var. Onları çözmeye çalışıyoruz. Susuz köylerimiz var. Susuz ilçelerimiz vardı. Büyükşehir Belediyesi'ne girdiklerinde. Evet. Kuraklık dolayısıyla da biraz oldu. Bütün bunları yapmak için para ve kaynağın çok kıymetli olduğu bir şeyde Samspor'a geçen sene 18 milyon TL para harcandı. Evet efendim. Bunu herkes Samsun kamuoyu bilsin. Yani yazık günah yani. Bu kadar para harcanan bir şey, bu kadar bu şehrin sırtında, bu kadar bu şehri iki büklüm hale getirmemesi lazım. Yani en son orada işte o Mersin'le beraber olan maçta Samsunspor'un ortaya koyduğu performansı gördünüz. Değil mi? Şampiyon olmaya gittiydik. Değil mi İstanbul'a? Mersin'i yeneceğiz, şampiyon olacaktık. Para ise para. Hepsi sağlandı. Yani eskiden Samsun'un amatör kulüpleri Kumluk'ta futbol oynarlardı. Orada oynanan futbol kalitesi, o Kumluk'ta oynanan futbol kalitesi kadar İstanbul'da şampiyonluk maçında Samsunspor futbol oynamadı. Yazık günah yani. Bu şehrin insanına yazık günah. Bu şehrin insanı o paraları buluyor, ediyor. Değil mi? Dişinden tırnağından ayırıyor ve bunun gereğini yapıyor. Onun için ben çok ilgilenmiyorum. Sadece bu kadarını söyleyeyim. Peki. Su ile ilgili en son konuşalım isterseniz. Suat Uğurlu Barajı'ndan Çakmak Barajı'na. İhaleyi yaptık. Ya, evet. Bir firma gelip iş yeri teslimini de yaptık. Önümüzdeki yaz aylarında kuraklığın ve küresel ısınmanın sebep olacağı su sıkıntıları olmasın diye Suat Uğurlu Barajı'ndan Çakmak Barajı'na su pompalayacağız. Bir binlik boruyla Suat Uğurlu Barajı'ndan Çakmak Barajı'na suyu pompalayacağız. Çakmak Barajı'ndan Tekeköy'deki arıtma tesisine, Çinik'teki arıtma tesisine getirip arıtıp şehre vereceğiz. Maalesef çok pahalı bir sistem ama Allah göstermesin. Kuraklık ve küresel ısınmanın sebep olacağı bir sonuç bizi bu hale böyle bir mecburiyete itti. Belki buna mecbur kalacağız. Anladım. Peki efendim, konuşulacak aslında çok fazla konu başlığı var ama şimdilik burada noktalayalım isterseniz. Biz çok teşekkür ediyoruz dediğim gibi. Bu mekan hakikaten çok güzeldi. Bu programı burada yaptığınız için ben de size teşekkür ediyorum. Buradan tarihi Çakallı Han'dan Samsun'umuza hitap ettik. Çakallı Han'ın burada sabahları kahvaltı yapıyor, gözleme yapıyor çocuklarımız. Melemen yapıyor. Çok da şirin, sıcak bir ortamı var. Mekan çok güzel. Bütün hemşerilerimizi davet ediyoruz buraya gelsinler. Ailece gelsinler. Hoşça vakit geçirsinler. Geliyorlarmış zaten ama şimdi sanıyorum program sonrasında da çok daha dikkat çekici bir yer haline gelecek. Evet. Biz teşekkür ediyoruz Samsun'a ki bu sene burada 13. yüzyılda yapılmış yapıyı tekrar bu sene burada için. İşte kavağımızın biliyorsunuz Kastrid'i var. Burası Kavak ilçe belediye sınırları içerisinde aynı zamanda. Kavak ilçe belediye başkanı kardeşimiz de buraya çok ilgi gösteriyor, yakın ilgileniyor buranın ihtiyaçlarıyla. İbrahim Bey de ilgileniyor. Bizim İmar İnşaat Limited şirketimiz işletiyor burayı. Evet. Burada bu sene Kastrid'i de yapacaklar. Bu tarihi mekanda, bu taş binanın içerisinde. Düşünün, kış şartlarında son derece güzel olur yani böyle. Kastrid'i ileriye dönük ikram etmek projelerinizin içerisinde zaman zaman bunu bir sanatsal ögesi faaliyetlerin de yapılacağının da bilgisini aldım. Yani bir müzeyle belki. Evet tabii burada sanat etkinlikler düşünüyoruz. Burada resim, işte tekstile dönük bir takım şeyler, sunumlar yapılabilir. Sosyal programlar yapılabilir, konserler yapılabilir bu mekan içerisinde. Hem sanat hem kültür faaliyetlerinde kullanılabilir diye düşünüyorum. Son derece sıcak bir ortam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çabalarınızdan teşekkür dolayı çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Zaman zaman sizinle bir araya geliyoruz. Birinci ağızdan Samsun'da neler olmuş, ilçelerde neler olacak
bunları konuşuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum efendim. Sinan Bey. Katkılarınız için, bana bu fırsatı verdiğiniz için. Efendim. Bizi dinleyenlere buradan gerçekten içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Daha fazla çalışma, daha fazla gayret, daha iyi bir gelecek için yapılması gereken her şeyde ne kadar fazla özveride, ne kadar fazla yorulmaya talip olursak, kendimizi koşullandırırsak bu yönde daha iyi bir gelecek hakkımız olur diye düşünüyorum. Evet. Çocuklarımızın haklarını bize helal etmelerini sağlarız diye düşünüyorum. Evet. Allah bizleri onlara karşı mahcup etmesin. Eyvallah. Hayırlı bir geleceğimiz olsun. Sağlıklı, esenlikli bir geleceğimiz olsun. Herkes bu mücadeleyi veriyor. Herkes çocuklarına daha iyi bir gelecek yapmaya, evet, daha iyi bir yarınlar yapmaya çalışıyor. Evet. Yani herkes derken diğer şehirleri kastediyorum. Biz de bu açıdan daha gayretli olursak daha iyi bir geleceği hak etmiş oluruz diye düşünüyorum. Allah bize sağlıklı, esenlikli, güzel gelecekler nasip etsin diyerek bizi izleyenlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar yolunuz açık olsun. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Değerli izleyiciler, Samsun Nabzı programında bu akşam çok özel bir yerden, Çakallı'dan, Tarih Taşan'dan size seslendik. Konuğumuz Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya İlmazlı genel bir değerlendirme yaptı. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz efendim. Pazartesi günü İlk Adım Belediye Başkanı Erdoğan Tok konuğumuz olacak. Mutlu akşamlar diliyoruz efendim.